Evet yine bir parabol verilmiş arkadaşlar bu parabolün x eksenini kestiği noktalar ve bunun dışında y eksenini kestiği noktaları vermiş. Buradan parabol denkleminizi ne yapabiliriz elde de biliriz. E şimdi x eksenini kestiği noktalar üzerinden gidelim işlemimize. A çarpı x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı x eksi 3. Şimdi arkadaşlar bu nokta şu kestiğimiz nokta neymiş? 0'a eksi 3 bölü 2 noktasıymış yani parabol denklemini sağlayacaktır. Eksi 3 bölü 2 eşittir. A çarpı 0 yazarsam 1. 0 yazarsam eksi 3 olacaktır. Yani buradan da A değerimiz ne gelecektir? 1 bölü 2 olarak gelecektir. Şimdi ifademizin denklemi şuna eşitmiş o zaman. 1 bölü 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. 1 bölü 2 şimdilik bir dursun. Bunları bir çarpalım x kare eksi 2x eksi 3 olarak karşımıza çıkacaktır. 1 bölü 2 de dağıtırsam 1 bölü 2 x kare eksi 2 bölü 2 x eksi 3 bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar soruda bize a dediği yer burası, b burası, c de şurasıydı. Peki bu ifadeleri toplayacak olursam yani b dediğim değer eksi 1 eksi 1'dir zaten. Burası 1 bölü 2, şurası da eksi 3 bölü 2. Toplarsam sonucumuz ne gelecektir? Eksi 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir.